Yusuf İslam Türkiye'ye çok sık geliyor. Seviyor mu Türkiye'yi? Evet, seviyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Çok değişik açılardan seviyorum. Çünkü ben burada oldukça sıcak da karşılanıyorum. Anlayacaksınız, sizin Müslümanlara yönelik tabii ki sevginiz, saygınız tabii ki var ve bazı sorular da var benim faaliyetlerim, çalışmalarımla ilgili. Tabii sorular da soruluyor ama genellikle çok sıcak bir karşılama görüyorum. Konukseverlik görüyorum Türkiye'deki kardeşlerimden. Belki Türkiye'den daha fazla beni böyle bağrına basan bir yer yok diyebilirim. Hiç kuşkusuz Türkler misafirperver, konuksever insanlar. Hem bu hem de sizin İslam'ı seçmiş olmanız gerçekten onların çok büyük ilgisini çekiyor. Ben hatırlıyorum sizin ilk İslam'ı seçtiğiniz dönemler, ondan sonra sizden gelen haberler hep çok büyük ilgi görmüştür Türkiye'de. Az önce de o izahı yaparken çok bilinçli bir seçimdi o. Onur duymak, gurur duymak bu çok önemli bir şey. Onu bilinçli olarak söyledim. Öyle bir onur duygusu var. Londra'da mı rahat hissedersiniz kendinizi, Türkiye'de mi? Şu anda Britanya'daki durum oldukça iyi. Eğitim çalışmalarımız var, eğitim fırsatları açısından iyi çalışmalarımız oluyor. Örneğin tarih yaptık adeta, ilk Müslüman okulunu açtık ve bu devlet finanse ediyor bu okulu. Oldukça uzun bir mücadeleydi bu. Fakat Hristiyanlarla ve Musevilerle eşit olmak istedik çünkü onların okulları yine devlet tarafından finanse edilen okullardı. Yine bugünlerde İngiltere'de hükümette de bazı tavır değişiklikleri var. Müslümanlar için kolaylıklar sağlıyorlar. Biliyorsunuz Lordlar Kamerası'nda Müslümanlar var artık ve bunlar da yasa taslakları üzerinde görüş bildiriyorlar. Namaz kılınıyor pek çok kuruluşta, parlamento dahil. Yani pek çok açıdan İslam'ın farklı seviyelerde olmakla birlikte Britanya toplumunda kabul görmesi söz konusu ve bu heyecan verici. Tabii ki ben bir de İngilizce bildiğim için ve Türkçe bilmediğim için orada o açıdan da rahat ediyorum ama eğitim çalışmalarım çok yolunda gittiği için ama Türkiye'ye gelmeyi çok seviyorum tabii ki ve projelerimiz arasında tabii ki Türkçe'yi de kullandık. Örneğin bu yeni CD'mizde Türkçe tercümesi de var ki böylelikle anlamı da anlaşılabilir. Peki, siz aslında bu yönünüz çok fazla Türkiye'de meşhur değil, çok bilinmez. Konuşmamızın bir bölümünde ondan söz ettiniz. Kıbrıs Rum kesimindensiniz. Bizim düşman taraftan. Tamamıyla bir espriydi. Şunu söylemek istiyorum. Bu nasıl bir duygu? Sizde nasıl bir duygu yaratıyor? Yani gerçekten onu anlattınız aslında. Ben işte Türklere karşı düşman olarak yetiştirildim ama İslam'ı seçmekle birlikte o düşmanlıktan sanırım kendinizi kurtardınız. Sanırım bu ön yargı sorunudur. Ebeveynler çocuklarını ön yargılarla yetiştirirler. Ve bu gerçekten de çok tarafsız bir insan olmak lazım önyargısız çocuk yetiştirebilmek için. Müslüman olmayan evlerde İslam bir saldırgan olarak görülür.
Ve bir farklı bir şey, yeni bir şey, gelenekte yeri olmayan bir şey olarak görülür. Yani çok gariptir ama Müslüman olmayanlar böyle bakar İslam'a. Ve diğer taraftan İslam'da çok daha fazla tarafsızlık olduğunu görüyoruz. Çünkü biz bütün peygamberlere inanıyoruz, Musevilerin peygamberine, İsa'ya inanıyoruz, kabul ediyoruz. Dolayısıyla bizim vizyonumuz çok daha açık. Ama şunu görüyoruz, ebeveynler çocuklarına tabii bunları da öğretmeli aslında. Tarafsızlık açısından baktığımızda bu sanıyorum benim annem İsveçliydi. Babam Kıbrıslı Rum idi. Ben Londra'da dünyaya geldim. Yunan Ortodoks kilisesine dahildim ancak bir Katolik okuluna gittim ve kilisede okulda yapılanları yapamazdım, sadece bakabilirdim. Yani en başından itibaren bir gözlemci statüsündeydim. Yani tam olarak bir herhangi İsveç'inde, Kıbrıs'ında, İngiltere'nin de işte Rum Ortodoks veya Katolik kilisesinin tam üyesi değildim. Bir anlamda bağımsızdım ve bunlar beni bu hale getirdi ve İslam'ı da imajların ötesinde görebilmemi sağladı ve nihayetinde kitap elime geldiği zaman bu büyük bir ödüldü. Ve herkes hikayenin bir tarafını duyar ve aynı anda iki yüzüne de bakmaz hikayenin. Bu benim hikayemde de böyle bir yön var.